Mehmet Özer'le Mutfak'ta'dan herkese merhaba. Çok eğlenceli bir bölüm sizleri bekliyor efendim. Müthiş yemekler yapacağız. Harika bir rulo köfte, dalyan köfte ne derseniz deyin ismine. Onu yapacağız. Onu güzel bir sos yapacağız. Patates kreten yapacağız. Evde nasıl basit kazan gibi yaparsınız onun püf noktalarını göreceğiz. Ama biz bunları kime yapacağız? Çok özel bir konuğumuz var. Her zaman enerjisiyle bize renk katan, enerji katan bir konuğumuz var. Çok başarılı oyuncu. Hakan Menişliler konuğumuz. Hakan hoş geldin. Estağfurullah. Ama nasıl geldi? Bir geldi bir geldi. Yazılı yok köfteye bayılırım. Rulo. Rulo. Adı bile Rulo. Çok güzel değil mi? Rulo köfte. Aleluya dar gibi. Rulo köfte. Kağıtlar maklar getirmişsin. Ne oldu? Hayırdır? Çünkü şiir okuyacağız bugün biliyorsun. Bak şiir de okuyacak bizim. Yemek ve şiir. Yemek ve şiir. Güzel bir ikili esasında. Evet, harikayız. Birbirini tamamlayan bir şey yemek ve şiir. Kesinlikle katılıyorum. Önemli bir ikili. Biz de sana böyle güzel güzel yemekler yapacağız. Tamam. Basit kazan da bir yapacağız. Onun bir kaynaması lazım esasında. Evet sütünü koyacağız. Kaynasın o 2 litre çünkü. O kaynarken biz yemeklerimize evet, devam ederiz. Aynen öyle. Ben de bu arada köfteyi nasıl yapacağımı anlatayım. Tamam. Böyle bir dalyan köfte yapacağız. Güzel bir köfte harcımız var. Ona bir de sos yapacağız. Ben onu sos için de bir küçük tencere çıkartayım. Sos dediğimde üzerini kaplayacağız. Böyle kıtır kıtır olsun en istiyoruz. En sevdiğim. Gerçekten. Hakikaten mi diyorsun? Evet gerçekten. Biraz tatlılı bak. Biraz ketçap koyuyorum. Birazcık pekmez koyuyorum. Tamam. Peki biraz acı da koyma ihtimalimiz var mı? Çok hafif. Tabii. Sen acı seviyorsan zaten koyarım. Acı. Deli misin? Tabii koyarım. Bunların ikisini koyduktan sonra evet. Birazcık sulandırmak için şöyle et suyu koyuyorum. Hardalım var burada. Onu çok koyacağım. Severim. Evet. Mehmetciğim senin yaptığın şeyleri galiba çok seviyorum ben ya. Ya öyle mi diyorsun? Evet. Geçen sefer de çok sevmiştin hakikaten. Evet. Şöyle birazcık kumdan koyalım. Birazcık şöyle sirkem var onu koyuyorum. Oh çok güzel. Birazcık limon suyum var, onu koyuyorum. Birazcık Worcester sosum var, onu koyuyorum. Worcester. Worcester, çok havalı bir sosu var. Worcester, mesela tam okunursan bir de şey, Worcestershire sos. Oo, çok güzel. Çok güzel yani. Worcestershire sos. Evet, şöyle bir karıştırdım. Bu benim köftemin dışındaki sos olacak. Sen ne yapıyorsun, sen de söyle. Şimdi şekeri koydum tencereye. 2 litre sütüm var. Hepsini koymayacağım. Bir kısmıyla unumu açacağım. Ununu açacaksın evet. Ki topak topak olmasın diye. Evet. Bir de damla sakızı yapacağız bunu. Oo, oo sever misin? Çok. Sever misin? Bir de İzmirlisin. Evet bayılırım. İzmirliler kazandı bir sever değil mi? Çok severler. Bizimkinin içinde tavuk olmayacak. Daha böyle kolay evet, olsun diye yöntemiyle yapıyoruz esasında. Olsun ama biz taparız. İzmirliler çok severler İzmirliler... kazandibini. Kazan dibini çok severler. Tabii özellikle Kemeraltı'ya, Kemeraltı'na giden İzmirliler ki çoğu İzmirli gider. Orada çok güzel bir dükkanımız vardır. Özellikle sadece bu çıkar ve onu yeriz. Efendim muhteşem bir dalyan köfte yapıyoruz. Patates kreten yapacağız, kazan dibi yapacağız. Siz ne yapıyorsunuz bu tarifleri kaçırmak istemiyorsanız bizi sosyal medyadan da takip ediyorsunuz efendim. Instagram ve Facebook'ta Mehmet Özer ile Mutfak'ta, Twitter'da Mozer Mutfak'ta efendim. Kaçırdığınız bölümleri ne yapıyorsunuz? Ya da detaylı tarifler için Fox.com.tr'nin internet sitesine girebiliyorsunuz. Harika. Ya harika değil mi? Nefis. Sen şimdi unu mu açıyorsun? Şimdi unu kalan sütle birlikte açıyorum. Sonra damla sakızını da içine koydum. Şeker, sütü koydum. Evet. Kaynadıktan sonra süzerek yine unu ne olur ne olmaz diye topak kalmasın diye içine ekleyeceğiz. Süper. Güzel kaynatacağız. Sonra altını kapattıktan sonra tereyağı ilave edeceğiz. Sonra yakma işlemini göstereceğim. Ben de biraz nişasta da koyacağım bunun içine. Onu biraz soğuk suyla açayım ama. Topak topak olmasın diye. Harika bir köfte olacak efendim. Sosuyla, kendisiyle. Oh, ne balla adamım ya. Yemin ederim. Balla Hakan derler bana. Balla Hakan. Dört ayak Hakan. Çak çak. Yok ya. Hakan oyun nasıl gidiyor? Oyun çok güzel gidiyor valla. İyi gidiyor değil mi? Ve oynuyoruz. Bayağı full çekiyor oyun. Harikulade. Begüm Kütük'le oynuyoruz oyunumuzu. Biliyorum. Geçenlerde Begüm zaten konuk geldi. Evet. Sohbetini de ettik. O da çok keyif alıyor zaten oynarken. Çok. İkimiz de çok keyif alarak oynuyoruz zaten oyunu. Ya Mehmetciğim aklıma bir şey geldi benim ya paylaşabilir miyim? Tabii ki. Biz bir önceki programda ikimiz de evliydik. Şimdi ikimiz de duluz değil mi? Biz dul mu? Dul kategorisine mi girdik? Dul kategorisine girdik yani. Biz duluz biliyor musun? Bir gün öyle dul kebabı diye bir şey var mı? Yapar mısın dul kebabı? Ne dul kebabı? Evet. O zaman bir bölüm mutlaka dul kebabı diye bir... Tarif kereçte biraz karabiber koyar mısın buna? Evet bir de özel bir program yapalım ne olur. Olur mu? Tabii ki. Çok güzel olur. Ne yapalım dediniz? Biraz karabiber koyup karıştıralım dedim. Dul kebabı yapalım. Ben tariften koptum. Dul köftesi diyelim mi buna? Vallahi diyelim mi? Bilmem. Ben de bir tatlı bulayım o zaman. Şendul diye. Şendul tatlısı yap sen de bir tane. Ha Şendul. Şendul tatlısını da Seda yapacak. Evet çok güzel. Köftenin de... İçini yapıyorum şimdi. Tamam, içini lütfen yapar mısın? İçini lütfen yaparım. Köftenin içine ne koyuyorum? Tuz evet. Koyuyorum. Birazcık yeni baharım var, yeni bahar koyacağım.
Birazcık sarımsak rendesi var. Of çok iyi, çok severim. Çok az kekik var. Sarımsağı çok seviyorum. Biraz karabiber koyar mısın? Bayıla bayıla koyarım. Kırmızı. Kırmızıyı darp ederek. Lütfen biraz... çok güzel oldu. Çok sevdim bu hareketi. Bunu koyalım içine. Bunu ben yoğuracağım galiba. Ben bile yoğurabilirim. Bir tane normal çiğ yumurta alabilir miyim? Tabii olmazsa olmaz kimyonum var köftelerin. Tabii. En önemli baharatlarını. Bütün kır. Oo çok güzel oldu. Bak tek eliyle de kırdı görüyor musun? Çok güzel kırdınız ama. Sana şov yapıyor. Evet gerçekten. Rendelenmiş soğanım var. Biraz da deniz tuzu da koyacağım şimdi. Ay bir şey söyleyeyim, bu acayip bir şey olacak. Karabiber koyduk mu? Bir şey söyleyeceğim. Büyük bir aşkla yapınca yemeğin lezzeti çok değişmiyor mu Mehmet'im? Kesinlikle değişiyor. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi sana? Yemek yapmak zaten bence bir aşk. Ya benim için öyle. Hı hı. Hani demin sen dedin ya şiir okuyacağım diye. Evet. O yüzden de mesela hoşuma gitti. Yemek, şiir, aşk. Aşk değil mi? Doğru. Hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Evet. Rendelenmiş soğanım var. Onunla da birazcık suyunu süzdüm. Of çok güzel. Onu da koyalım. Ne yapalım Seda şimdi? Bir de bunun altını kapattım. Bu dışındaki kıtır sosu olacak. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bunu yoğurmaya başla sen. Başka bir şey koyacak mıyız diye düşünüyorum. Karabiber koyduk içine. Hı hı. Ha var şey koyacağız birazcık da. Ekmeğim var. Hı hı. Ekmek kırıntılarım var. Sütte ıslattım onları da. Of, onları da bir süzeceğim. Çok güzel. Acı koyduk mu? Acı koyalım. Acı da getiriyorum. Pul biber istiyorum koyalım. Hı hı. Değil mi? Hı hı, tabii ki. Getiriyorum bir dakika dur. Şu sütü süzeyim tam anlamıyla. Of, çok güzel olacak o ya. Ne güzel bu şahsa yapılıyor ya. Buna bayılıyorum işte. Neye bayılıyorsun? Şahsa yapılıyor ya bu. Bu şahsa yapılıyor. Bu sana özel bir köfte. Evet. O yüzden hani acıyı da koyun. Hani yani ne isterse koyarız. Evet. Yani böyle bir standardımız yok biz burada. Tamamen kendimize göre yapıyoruz. Koydum bayağı. Harikasın. Ama mesela normalde ben acı sevdiğim için bunu ekledim. Evet. Normalde koymuyoruz onu değil mi? Koyabiliriz. Yani? Ben de seviyorum acı. Yani aa, tamam. Sıkıntı yok koymakta. şimdi güzelce bir onu homojen hale getiriyoruz. Ben şimdi çok kötü bir şey yapacağım ama siz insanlar yapmasınlar. Tamam. Bir... Tuzuna bakacağız. Tuzuna bakacağım şöyle biçimde. Aa, ben de yapabilir miyim onu? Neden insanlar? Ben de insanım. Buyurun. Bakayım. Biraz daha tuz ister bu. Bakayım. Daha... Çok güzel. Güzel mi? Beğendin mi? Ben vallahi seviyorum. Çiğ eti çok seviyorum biliyor biraz musun? Biraz daha... Ben de severim. Biraz daha kimyon da koyalım. Benim dedem kasaptı söylemiş miydim? Söylemiştim. İzmir Büyük Selluka kasabı. Ne kasabı? Büyük Selluka. Peki. Ama dedemle beraber kapandı. Adam Giritli dedem. Selanik'te tıp okuyor 2 yıl. Dönüyor Türkiye'ye diyorlar ki baştan başla deyince ben diyor tıp yapmıyorum kasap oluyorum diyor. Çünkü çok iyi biliyor tabii ya. Kesiyor şeyi. Bir şey de gayet aynen. Güzel. Kasap da iyi cerrahtan iyi kasap olur. Tabii tabii. İyi kasaptan iyi cerrah olur mu onu bilmiyorum. Doğru söylüyorsun. Yani onu bilmiyorum. Yemin ederim bu bir konu olabilir biliyor musun? Olabilir çok çünkü enteresan bir şey. Aynen. İstiyorsan Seda şunu bir an önce ben atmak istiyorum aramızda aradan çıksın diye. Şunu tamam. Bir karıştırayım ben senin sütünü. Onu ben hatta bir kapatayım birazdan devam tamam, edeyim. Tamam bence de çünkü yanacak yoksa. Bir karıştırayım. Bir yağlı kağıdın üzerinde bunu açalım. Hepsini kullanmak istemiyorum. Çok büyük de olsun istemiyorum. Çünkü çabuk bitsin. Yani vaktimiz de şey ya ne kadar büyük yaparsak o kadar geç pişecek. Arkanı eve götürebiliyor muyum? İki tane yaparız hatta olmazsa. Yap bir tanesini aç şöyle. Bastır. Senin elin nasıl şey diye sana yapıyorum ha. Tamam. Eldiven diye. Sayın. Çok büyük olmasın. Aç şunu. Ha? Eşit aç sadece yeter. Şu ortasına havuç koyalım. Aa bak bu çok ilginçmiş Mehmetciğim. Şöyle bir patates de koyacağım. Şöyle. Haşlanmış patates ve haşlanmış havuç onlara var. Tabii. Haşlanmış bezelyelerim var. Bunu kaldırıyorum dolaba. İki tane mi yapacağız? Bilmem. Bilemedim. Hadi kaldır peki tamam. Bir tane mi yapalım? Bir tane yapalım. Peki. Cimrilik yaptı Seda. Yazık çocuklar da yerdi ya. Hep beraber yerdik. Yaparız sonra. Yaparız biz onu. Zaten yaparız değil mi? Yapacağız tamam yere. Tamam. Gel sen şimdi yine. Tamam. Yumurta da koyacağım. Bunu çıkartıyorum. Bunu ne yaparım? Mesela İzmirliler bu yumurtayı da böyle çok sever. Ellerin şey olmasın diye yapıyorum. Kokmasın diye senin. Tamam, bir daha. Soğan sarımsak kokmasın diye sana. Özendim yani seni düşünüyorum. Kendimi düşündüm ben değil. Şunu da koyalım. Şimdi sen bunu bir rulo haline getir eldivenlerinle beraber. Görünüyor. Tamam. Çok güzel görünüyor. Çok da güzel olacak. Hatta çok da vallahi güzel çünkü görünüyor. Üzerine de güzel soslayacağız şimdi bunu. Evet. Uf. Evet. Mesela böyle bir şey hiç görmedim. Ha
Rulo, neden rulo anladın? Rulo, dalyan, ne dersen ismi. Yok, ben dalyan demeyeceğim. Niye demiyorsun? Hayır, rulo olduğunu görüyorum, rulo diyeceğim. Tamam, siz ne diyorsanız deyin, ismi önemli değil. Ama biz bugün Hakan'a özel bir köfte yapıyoruz. Şimdi bir tane bir fırın kabuk çıkartalım. Çok güzel görünüyor gerçekten, çok iyi ruloladınız. Çok... Teşekkür ederim efendim. Ne yaptı, ruloladı? Ruloladı. Onu söylemek de zor abi, ruloladı. Ruloladı. Evet, köftemiz hazır. Şimdi ben köftemi... fırınıma atacağım ve ondan sonra bütün işi artık fırına bırakacağım. Harika. Çok güzel görünüyor gerçekten ya. Evet. Köftemiz güzel güzel pişecek efendim. sen ne yaptın? Bir yardım isteyeceğim size. Tamam, edeyim yardım. Nasıl yardım isteyeceğim? Şöyle. Süzeceğim. Ben süzgeci tutayım, çırpayım bir yandan. Ben çırpayım. Ben süzgeci tutayım. Hepsini yapayım, ne istedin? Evet, ben süzgeci tutayım. Gel tut, sen süzgeci. Evet, ben süzgeci tutayım. Yani. Evet. Gel öyle yapalım. Hop, hop. Ben tutayım süzgeci. Gel bak. Tamam, siz karıştırmayın. Seda, senin yanında çok kısa kalıyorum diye üzülüyor kendilerine sonra. Hayır, ben şimdi çok iyi büküldüm. Penelope Cruz'du değil mi? Kısaca Penelope mi diyoruz biz kendi aramızda? Evet, süzüyoruz ki topak kalmasın diye, değil mi kazandığımız için? Evet, kesinlikle. Topak. Sütle şekeri kaynatmıştık. Süt, şeker ve damla sakızını kaynatmıştık. Şimdi unumuzu ezmiştik. Kalan sütü de, sütle de unu açtık. Tamam, bitti mi? Şöyle bitti, bitti. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sanki bomba tüküyor gibiyim değil mi? Sen bir taze dul olarak evde kendin yemek pişiriyor musun? Aa, mükemmel bir şekilde. Ne yapıyorsun mükemmel? Kahvaltı hazırlıyorum. Sen şunu şurada yapsan, ben bunu şunu şuraya koysan. Daha yeni yerleşmiştim. Tamam, peki tamam. Tamam, ben buraya alayım ben o zaman. Patates kreten yapacağım. Patateslerimi şöyle incecik incecik bir mandolin yağı vasıtasıyla doğradım. Ay çok yani güzel. Mandolin dediğim, sana çok özendim bu kuyuya. Ya bir şey söyleyeyim gerçekten. Yani bak, bunu yani mandolin dediğim şu alet, şöyle şöyle yapıyorsunuz, patatesleri doğruyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Elinize çok dikkat ediyorsunuz. Dünyada çok en çok mutfak kazaları mandolin yüzünden olur. Hmm. Ben o yüzden önceden doğradım ama göstermek için şunu da tuttum. Çok yaklaşınca yapmayın. Anladım. Evet. Ne olur ne olmaz yani. Ve suyun içinde mutlaka bekletiyoruz patatesleri ki biraz nişastasından arınsınlar. Daha böyle güzel bir patates gratenimiz olsun diye. Bunları daha sonra biraz yağladığımız tepsinin içine koyacağım. Daha da fazla zorlamıyorum şu anda. Korktum, yayındayım. Parmağı marmağı keserse gelini bitiremeyiz. Tabii, ne lazım zaten. Şu anda durdum burada. Bir de o parmak bize lazım. Parmak kesmeyelim. Şimdi bunları biraz sonra patates graten içinde bir sos hazırlıyorum. O sostan kastım da ne? Birazcık kremam var. Şöyle çok az da süt koyacağım açmak için. Hemen altında açtın mı sen onu? Açık. Ne kadar pratiksin. Teşekkür ederim. Birazcık tereyağı koydum. Aman süt koydum, biraz tereyağı koyacağım içine. Bir kısmını tereyağın içine koyacağım. Bir kısmını da süreceğim. Peynirlerin de bir kısmını içine koyacağım. Bir kısmını da üstüne koyacağım. Bende var burada yedekte peynir fazladan. Var mı? Var. Oo, çok iyisin ya. Çok iyi. Her şeyi yediğimiz var. Bugün herkes çok özenmiş senin için. Valla. Estağfurullah, ne demek. Valla öyle yani. Şu kremanın da dibi ziyan olmasın. Onu da hepsini koyalım. Şimdi bunları bir hafif ısıtacağım. İçine muskat rendeleyeceğim. Birazcık tuz, karabiber. Peynirlerde tuz olduğu için çok koymanıza gerek yok. Ha, evet. Dikkat etmekte fayda var tuz koyarken. Mehmetciğim biraz... şu süt canımı çekti. İçebilir miyim? Kullanmadım zaten. Aa, çok teşekkür ederim. Evet, biraz tuz koydum. Birazcık esasında beyaz biberimiz var mı bizim? Beyaz biber koyalım, rengini bozmayalım. Oh be. Birazcık muskat. Şuna rende alayım. Süt gerçekten çok tazeymiş. Biraz da muskat rendeliyorum. Bu muskatı kokusabilir misin sen? Bilmem çok. Bak. Çok güzelmiş. Güzel değil mi? Evet, derin bir kokusu var. Çok derin ve çok böyle hoş bir aromatik. Evet. Biliyorsunuz her programda söylüyorum, patatesli yemeklere, kremalı soslu, beyaz soslu yemeklere mutlaka koyuyorum. Ayrı bir lezzet katıyor çünkü içine. Evet. Adı da çok güzelmiş, muskat. Tamam, tamam. Birazcık daha koy, birazcık daha koy. Evet, muskat adı da güzel. Evet. Birazcık da kimyon koyacağım az bir şeyde. Buna da koyacağım kimyon. Şimdi bu arada şeyimiz de pişiyor. Kaç dakika sürecek pişmesi? Onu fırınımız kendisi piştiği zaman haber bize söyleyecek. Aynen tamam. Öyle. Şurada bir karıştıracak bir şey alayım. Ne koyduk? Krema, az süt. Tereyağının erimesini bekliyorum. Bunlar ılındıktan sonra benim işim bitmiş olacak. Patatesleri süzeceğim. Birazcık şeyin altını... Sen bir tane fırın kabının şeyini yağlasana Seda.
Ben karıştırırım onu. Of, kokular da çok iyi gelmeye başladı. Bir takım kokular geliyor. E çünkü artık böyle bir koku evet, şeyine... O rahiya geliyor. Girdik. Burada sen sos ya, yapmıştık ya. O sosu da biraz sulandıracağım et suyuyla. Onu da en son tekrar servis yaparken üzerine böyle birazcık bir şıklık olsun diye. Şu et suyunda... Efendim canım? Sıvı yağlı mı? Yok, tereyağlı. Tereyağlı, tamam. Bunu bırakamıyorum da. Bırakma, tamam ben yap. Ne kadar güzel, iki. Ne istiyorsun? Yazmıştım. Evet. Gerçek bir mutfaktayız ve gerçek, gerçek her şey mutfak, gerçekten yemek pişiriyoruz. Ve aşkla gerçekten her şey birbirine örme gidiyor. Evet, aşkla yemek pişiriyoruz. Yoksa öteki türlü sen bunu tut, sen böyle yap değil. Değil. Bu örme gibi gitmeli bu. Aynen öyle. Bak burada aynı örme gibi gidiyoruz. Patateslerimiz var, onları süzeceğim. Bir yıkayacağım bir de bitir. İyice nişastası gitsin diye. Yalnız titizliğin mükemmel Mehmetciğim. Gerçekten. Her şeyi aile evet, bile kullanıyor farkındaysa. Ama evet, bunu aynen bırakıp gidersek... Bırakmayacağım tabak. Onu döndüreyim mi ben onu? Ben onu döndüreyim mi? Sen gelsene Allah aşkına gel. Ben başka bir işin içinden çıkamayacağız mı? Evet, evet, evet. Onun çünkü o dibini bağlar. Döndürüyorum değil mi? Evet, döndürüyorum. Sen devamlı döndür abi. Döndürüyorum. Çok biliyorum, döndürüyorum. Çok biliyorum. Bir de terse de döndürüyorum. O da olur. Tamam. Ay çok güzelmiş be. E güzel tabii. Pop 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 pop. Pop pop pop. Güzel. Çok iyiyiz ya. Bunu da böyle döndüreyim mi arada? Yok onu sonra pişiririz. Ya ısıtacağız. O gerek yok çünkü altı yanmıyor. Ona gerek yok. Aynen öyle. Harikayız bence. Bu tamam. Tatatam. Tatatam. Şimdi artık bu yaptığımız patatesleri, bunun da altını kapatayım ben. O da tamamdır. Hangisi? Benimki altı açık değil mi? Açık. Tamam. Onu yorulunca ben devralabilirim. Ben hiç yorulmam. Tamam. Ne? Sen hiç yorulmaz mısın? Valla. Gencim ben enerjiyim diyorsun yani. Öyle mi Hakan? Yani ne bileyim. Da ekleyeyim. Hani genetik dizaynım öyle yaratılmış. Yani... Ben şimdi aşk çocuğuyum biliyor musun? Aşk çocuğu. Annem babam beni... yani, nasıl aşk çocuğusun ya? Ne demek o? Yani annem babam tanışıyorlar. Evlendikleri ilk gün oluyorum. Atıyorsun. Valla. İlk gün? Tabii tarihe bakıyorum tam 9 ay 10 gün sürüyor. Hani Allah, evlilik gününden. Allah Allah ya. Tabii. O yüzden... Bakın aşk çocuğu nasıl oluyor? Böyle oluyor işte. Görüyorsunuz. Çok enteresan bir şey. Evet. Şöyle birazcık şu peynirlerden araya güzel şey koyuyorum. Bu sıvısının şeyi değişiyor ama. Kolaylaşıyor işte. Evet, evet, bak şu anda onu hissediyorsun nasıl kolaylaştığını. Hissediyorum valla. Bak hissediyorsun. Bir yani ağırlık yapıyor şu anda. Ağırlık yapmaya başladı. Evet, evet. Ben de bu patates graten için böyle birazcık tuzladım da bir katına. Biraz peynir de koydum aralarına. Şimdi biraz daha böyle kabaca. Diye. Tamam. Ben sen diye yaptım bunu. Yoksa sabah kadar karıştırırım Mehmetciğim. Yine böyle patatesleri koyuyorum. Yani çok güzel oldu. Senin için lime lime işliyorum patatesleri vallahi. Ya biliyor musun nasıl dalacağım ama? Yani kimse yanlış anlamasın. Bu ama çok güzel bir şey olacak. Hani böyle gireceğim ben o işlere. Çok vallahi güzel olacak ama. Hiç öyle kibarlık yapmayacağım Mehmet'im. Hiç kibarlık yapma. Ben evimde gibiyim. Ben zaten burası senin evin. Biliyorsun. Evet aynen. Ya biliyorsun bizim ekip bile sen geliyorsun diyor mutluluktan ölüyordu. Ama ben de çok çünkü seviyorum onları. Herkes seni çok seviyor burada. Candanlar burası, bir de. Çok samimiler. Burası senin hakikaten evin yani. Biraz böyle karışık peynirlerden artık koyuyorum. Vallahi üzerine teklif geldi. Hiç ikilemedim. Direkt geldim. Dedim ki lütfen hop tamam biliyorum dedim. Hiç uzatmayın lafı dedim yani. Bak 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 şuraya bak. Muhteşem bir şey. Bu yenmez mi? Vallahi bir daha var. Şimdi bu parmaklar çık çık çık. Tamam ne yapacaksın? Koyacaksın artık. Şeker döktüm. Evet birazcık ayıracağım buraya yakmak için. Taze kaşar, parmesan ve dil peyniri kullanıyorum ben de. Burada. Ne var da peynir kullanılan? Yalnız var ya o çok fena bir şey. Arkadaşlar canınızın çektiğini biliyorum. Ay, değerli seyirciler affedin ama gerçekten muazzam bir şey dönüyor burada. Vallahi koydum gitti yani. Koydum aslında gitti. Ne ki patates, peynir. Evet ya ama, patates peynir. Ama mesele o değil işte. Maksat bütün lezzetler dengelensin güzel bir şey çıksın ortaya istiyoruz. Evet. Of, bak ne yapmıştık? Of. Bu yeme de yanında yat dedikleri bir şey bu. Evet efendim. Tam oldu bir de yani bütün... Bravo Mehmetçi, malzemenin şeyi de tam oldu. Aynen öyle. Hani ayarı. Bravo. Şimdi şöyle bir yer açalım. İkisi yan yana pişsin. Bir tutacağı verir misin? Tabii. Şunu birazcık şeye doğru çekeyim. Şuraya doğru çekeyim. Bunu da yanına koyalım. O da orada çok rosto gibi oluyor resmen Mehmetciğim. Rosto gibi olacak hakikaten çok güzel olacak. O üzerindeki sos kabuk bağlayacak. Of. İçine birazcık pekmezle ketçap koyduk ya o şekerler. Tabii o da renk verecek. Kabuk bağlayacak, renk verecek.
müthiş bir şey oldu. Ne yapıyorsun? Anlat bakayım Sedacığım. Ayırdığım tepsiye kalanın içine tereyağı ekledim. Bu tereyağı arzu ettikleri kadar ekleyebilirler. Tamam. Katılaşmasında bile lezzetine çok faydası olacak tereyağının. Ben şimdi... Bakın duyduğunuz güzel bir püf noktası verdi. Evet. Şimdi ocağın üzerinde kısayım mı biraz ocağı? Yok, harlı da güzel. Öyle mi? Sonra bunu ne yapacağız geri kalanını? Sonra bu tamamen yanınca geri kalanını üzerine dökeceğiz. Önce dışarıda bekleteceğiz. Ilınınca buzdolabına koyacağız. Mümkünse bir gece duracak buzdolabında. Bir gece efendim bekletiyoruz. Sen de evde yaparsan eğer bir gece bekle. Yapmazsın mı sen? Ben yapmam. Yapmazsın. Kahvaltıya yaparsın. Dürüst davranmalıyım ama. Hani. Hayır, böyle bir kahvaltıya yaparsın. Ama o olabilir işte. O riski göze alır mıyım? Alırım. Alabilirim. Hani bir kere yapabilirim. Seda şöyle bir şey yapalım mı? Sen bunu yakmaya devam et. Hı hı. Tamam mı? Bunu şu tereyağını bir yedireyim mi ben içine? Ay çok sevinirim. İyice bir yesin tereyağında. Evet, onu da yedirdim. Hakan şöyle yapalım mı? Nasıl? Seda zaten yakmaya başladı. Birazdan üzerine muhallebisini tamam. Geri kalanı da koyacak. Damla sakızı kazandık bizi. Hem de yemeklerimiz pişi dursunlar. Ondan sonra hem yemeklerin üzerine son bir kez sunumlarını hallederiz. Hem de yemeklerin harika. Tadına bakarız olur mu? Bayıla bayıla. Tamam. Bayıla bayıla. Hakan, programın en heyecanlı anlarına geldik. Çünkü yemeklerimiz pişti artık. Tadına bakacaksın. Of. Açık açsın değil mi? Ne açı? Aç köpek gibi. Sen açık arabilir misin onları? Tamam. Hemencik ben birazcık patatesi dinlensin. Tamam. Fokuraması geçsin. Aç ne gibi? Estağfurullah. Ben açıklayayım değil mi artık peçeteleri falan? Her şeyi açabilirsin. Tamam. Seda da yaptı. Yakmıştı altını zaten şeyin. Şimdi onu dökecek. Sosumuzu da ben biraz et suyuyla açtım zaten. O da hazır. Her şeyimiz hazır olmuş olsun. Şöyle bir tam ortasından girdim. Of. Bak görüyor musun ortasını? Mükemmel görünüyor gerçekten. Yani havuçlar, bezelyeler, yumurtadan hepsi yumurtalar. Yani şuradan bir dilim keselim. Çok da kıvamında pişmiş ha. Evet. Yalnız ne kurulmuş? Buna lütfen az bir pay vermeyi düşünme olur mu? İki dilim vereceğim. Tamam, çok iyi. İyi mi? Tabii canım. Tamam. Tamam ben tabak... Sen bir tabak çıkarıver o zaman. O güzel bir tabağa benziyor. Aynen. Evet. Oo, bayağı bir tabak. Evet. Biraz dibine sos yapmıştık yani dışına evet, yaptığımız evet. Sostan. Onu birazcık et suyu daha koydum içine. Açtım biraz daha sos kıvamına getirdim. Onu bir şöyle bir tabağın altına koyalım ki fiyakalı gözüksün. Of. O fiyaka lafını da çok seviyorum. Bak çok güzel fiyakalı oldu. Evet. Oh, 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 vallahi billahi ya. Şöyle güzelce koyalım. Çok taze olduğu için dilimleyemeyeceğiz. Dilimleyemeyeceğiz. Hayır kenarına koyalım sadece. Dilimleyemeyiz. Ama birazcık beklerseniz evde dilimleyebilirsiniz de. O peynirler katılaşacak çünkü. Peynirler katılaşınca birbirini tutacaklar. Dur bekle en son koyarız onu. Sen şu kazandibiyi göster bir. Kazandibiyi tamam. Göster. Biraz daha da solmuş olur. Senin de ağzını yakmayalım. Çünkü o fokur fokur kaynıyor. Tamam. Patates de ben geçen gün bir ağzımı yaktım değerli izleyiciler burada. Hakan inanamazsın. 15 gün o patatesin şeyi burama yapıştı. O damağım acıdı yani. Tabii, o yüzden doğru. Dikkatli yiyin. Her programda ağzım yakıyorum. Değil mi Seda? Her programı yakmadığın bir gün var kesin, mı? Kesin. Her seferinde. Bak bakayım şu kazandibine. Şimdi pratik neden dedik onu söyleyeceğim. Söyle. Şimdi normalde hani kazandibi böyle katlana katlana gider ya. Aslında biz, onu yapmak için bizim onu çok biliyorum, uzun biliyorum, süre. Çok uzun süre. Bir kere yapmıştık ama onu evet, da yapmıştık. Evet onu da yapmıştık. Orijinalini yapmıştık. Bu sefer pratiğini yaptık. Bunu dilimleyeceğim o yüzden. Tamam dilimle. Islatayım bıçağı biraz. Şöyle. O nedir ıslatmak bıçağı Mehmetciğim? Ya bu yani o şeker rahat kaysın, rahat kaysın diye ıslatırsak, aha, soğuk suyla ıslatırsak bak, bu da pasta keserken falan da çok işe yarar o ıslatma bak, işi. Tamam, öğrendiğim çok Islatırsan iyi olur. Güzel oluyor. Tabak. Tamam, burada. Nerede? Ha. Onu hazırlamış mı tabağını? Bak. Vay, vay. Seda'ya bak sen ya. Sedacığım ondan da iki dilim koyarsın. Yok, falan yemeği yiyince o fazla gelebilir. Ters koy ki kazandı. Hiçbir şeyim ters geleceğini sanmıyorum. Çok geleceğini sanmıyorum. Hoppa. Ne kadar yanar. Daha yanık bir yerini bulurum ben. Evet. Ben yanık çok seviyorum Sedacığım. Daha yanık. Yanık işte bu ya. İyi mi? Sen onu keserken tamam. İstiyorsan Seda. Ben de bir bugün ne yaptığımızın üzerinden geçeyim efendim. Bugün ne yaptık? Harika bir soslu dalyan köfte yaptık efendim. Soslu dalyan köfte için öncelikle sosunu hazırlıyoruz. Sosu için ketçap, pekmez, et suyu, hardal, sirke, limon suyu, Worcester sosu bir taşım kaynatıyoruz. Birazcık suyla açtığımız nişasta ve karabiber ekleyip sosumuzu kapatıyoruz. Ayrı bir yerde köfte harcımızı hazırlıyoruz. Kıyma, tuz, yeni bahar, karabiber, sarımsak rendesi, kekik, kırmızı tatlı toz biber, pul biber, kimyon, yumurta, deniz tuzunu güzelce bir soğan rendesiyle birlikte yoğuruyoruz. Arkasından sütte ıslattığımız ekmek içini süzdükten sonra
içine katıyoruz. En son tuzunu ve karabiberini bir kere daha ayarladıktan sonra köftemizi yoğuruyoruz. Köftemizi bir yağlı kağıdın üzerine açıyoruz. İçine önceden haşlanmış havuç, patates, bezelye ve katı yumurtaları yerleştiriyoruz. Sonra köftemizi kağıt yardımıyla rulo haline getiriyoruz. Bir fırın kabının altına biraz sos sürüyoruz. Daha sonra köftemizi üzerine oturtuyoruz. Kalan sosla üzerini güzelce besliyoruz ve fırında nar gibi olana kadar pişiriyoruz. Ve sosun kalanıyla birlikte servis yapıyoruz. Patates graten yaptık. Patates graten için patateslerimizi bir mandolin yardımıyla ya da bir bıçak yardımıyla çok ince ince kesiyoruz. Bol suyun içinde bekletip güzelce yıkıyoruz. Sosu için krema, az süt, muskat, beyaz biber, tuz güzelce bir şekilde kaynatıyor, kenara bırakıyoruz. Patateslerimizi bir fırın kabının içine yerleştiriyoruz. Aralarına ara ara peynir rendelerini koyuyoruz, bezelye koyuyoruz. Tekrar üstüne kat kat çıkıyoruz. En son peyniri rendeliyoruz ve yaptığımız bu kremalı sosu koyduktan sonra fırında güzel bir renk alana kadar pişiriyoruz. Damla sakızlı pratik kazandığı için toz şeker, süt ve damla sakızını kaynatıyoruz. İyice homojen geldikten sonra unu geri kalan sütle beraber açıyoruz. Bir süzgeç yardımıyla içine katıyoruz ve koyulaşana kadar pişiriyoruz. Daha sonra içine vanilya ve tereyağını ilave ediyoruz. Bir tepsinin altına toz şeker koyuyoruz ve üzerine birazcık yaptığımız harçtan koyup ocakta güzel bir kahverengi olana kadar yakıyoruz. Biraz soğuduktan sonra geri kalan iç malzemeyi üzerine döküyoruz. Biraz oda sıcaklığında bekletiyoruz. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra toz Antep fıstığıyla birlikte servis yapıyoruz. Bir tane daha çıkar. Heh. Oh bak bu. Bak bu daha güzel. Bu daha iyi. Uf. Bunu ver Hakan'a bunu. Tamam, ver. O bende. Şöyle Antep fıstığı. Bir dakika ben şunun tadına bakabilir miyim ya? Of, of, merak of, et. Of, of, of. Şuradan kaşıkla alsam ne olur bir dakika? Olabilirsiniz. Hakan'dan önce ben yiyeyim. Nasıl olmuş? Mükemmel bence. Zaten sütlü tatlılara tapıyorum. Bir söyleyeyim. Hani bak gerçeğinden hiç farkı yok. Çok güzel olmuş. Değil mi? Anormal güzel olmuş. Ay teşekkür ederim. Bu kenarda dursun önce. Beğenir inşallah. Beğenecek. Bunu alıyorum beğenmez. O zaman. Bir de o damla sakızının kıvamı falan da çok güzel olmuş. Müthiş. Ben mallarımı burada tutabilir miyim? Tamam al senin mallarını. Ya ben gözümle de tutayım da şunları. Buraya vereyim. Aferin sana. Ellerine sağlık falan. Çok güzel olmuş. Vay be. Valla bakın basit de bir tarif. Yapın evde bunu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bak oradan çaktırmadan yiyor. Çok güzel valla. Çok güzel değil mi ya? Müthiş olmuş. Hakikaten çok müthiş olmuş. Götüreceğim onu şimdi. Ellerine dert görmesin diyoruz. Valla ellerine dert görmesin. Efendim. Mehmetciğim ama senin o lehan da çok acayip görünüyor. Şöyle şu tabağı alalım buradan. Evet. Vay be. Şöyle sosa da buluya buluya yersen. Heyecanla bekliyor beni. Beklediğim sınıfı geçemeyecek miyiz? Hadi bakalım. Oh. Hep geçtik. Geçtik. Of. Şöyle sosuma da... Ah, bakalım nasıl olmuş. Allahu Ekber. Bir şey söyleyeyim mi? Yıkılıyor. Hakikaten çok güzel olmuş değil mi? Nefis, nefis. Şu patatese de bak bakayım. Biraz yanık görünüyor. Bakacağım. Ay çok sevindim. Şu anda şöyleyim. Çok mutluyum. Ona dikkatli yap. Sıcaktır o. Feci sıcak. Ama... Üfle abi. Üfle. Üfle. İyi ki doğdun Mehmet. Hey, yok yalnız. Nasıl? Bu da güzel bir şey değil mi? Yıkılanzi. Yemin ederim çok güzel. Siz programa devam edin. Yok ama yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik de. Ya öyle mi? Sen yemeğe devam edebilirsin yine. Ama çok teşekkür ediyoruz sana. Hakikaten. Ben yani, teşekkür ederim valla. Ayaklarına sağlık. Ellerine sağlık. Bir de karıştırmakla da yardım ettin. Estağfurullah. Estağfurullah. Yavaş yavaş veda etmek durumundayız efendim. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Sana tekrar teşekkür edelim. Değerli izleyiciler hakikaten Hakan gelince nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz programın. Bir anda bitmiş oldu. Süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine birbirinden değerli konuklar ve birbirinden seçme lezzetlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Beni ağırladığınız için çok sağ olun. Bize yakışır bir şiirle programa veda ediyorum. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler, birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular.
Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Çok romantik bir veda oldu. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.